Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Güler yüzlü değildi. Yapay geldi çok. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok özledim sizi. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Karşılığımız çok samimiyetsiz. İnanılmaz söylüyorum bu arada. Hani rakım değil gerçi de karşılama sıfır. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bugün daha iyiyiz. Birbirimize de alıştık değil mi? Evet, biraz. Yıldız amcam, siz nasılsınız çok dünden iyiyim. Sonra? Çok iyiyim, Allah'a şükür. Çok rahatladın en azından. Günümü savdım, onumu eledim, eleğimi astım. Bitti günüm. Ben özel bir insan olduğumu düşünüyorum. Tabii ki herkes kendine göre özeldir ama sıradan insanlar onlar. Sokakta gördüğümüz klasik kadın, erkek tipi. Bilge Hanım kendini özel insan olarak adlandırıyor ve sizler sıradan insanlar olduğunuz için onun özel insan oluşunu çekemediğiniz için dün ona o kadar yüklenmişsiniz. Doğru mu? Neye yani göre özel hissediyor kendisini, evet. Bilge Hanım? Onu ben de merak ediyorum. Yani hakaret içerikli konuşmadım ki. Ben özel olduğumu düşünüyorum. Özel. Yok canım, kimse hakaret demedi de neden özel sıradan... Neden özel hissediyorsunuz kendinizi? Nasıl bir özelliğiniz var? Nasıl bir özelsiniz siz? Bilge Hanım, şöyle bir özelliği var. 1500 kişinin karşısında sahne alabilir misiniz? Nasıl? Ya da siz. Pardon, duyamadım. Biz de şu an 80 milyonun karşısında yarışıyoruz ama. Ya bu ben sizi... Ben 1500 kişi sizi özel... Sokağa çıkmaz. Sizden çok ama benden yok. Bilge Hanım'ın şöyle bir özelliği değil, bakın lütfen. Öyle, siz kendinizi öyle görüyorsunuz. Kadir Bey, Bilge Hanım'ın sizden şöyle bir özelliği var. Seni döverim, seni yolarım, atlarım, bana parmak hayatta yapmam. Hayatta öyle şeyler yapmam. Evet, özelsiniz. Siz söylediniz dün bunları bana. Evet, size özel bu. Bilge Hanım neye göre özel biri? Sanatçı olduğu için, pardon, solist olduğu için mi? Bana çok saçma geldi açıkçası. Ben hakaret içerikli konuştum. Yani şimdi arkadaşları sıradan yapan şeyi sahneye çıkmamaları mı? Yok. Sıradan derken hani klasik sıradan hakaret iç... Sıradan ya demek basitlik hakaret demek değildir. Biz hakaret... sadece merak ediyoruz yani. Neden sıradan siz insanlar? Sokakta hanımefendilerden çok. Sizden yok mu? Benden yok. Sizden bence hiç yok. Doğru benden söylüyorsunuz. Çünkü ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir şey söyleyeceğim de. İlk defa benden görüyorum. De yok aslında da. Bugün şıksın bayağı. Teşekkürler. Siz galiba bir doğru söylüyorsunuz. Gümüşlü dükkanı alıp boynunuza koydunuz galiba. Aynen öyle. Aynen değil özel mi? Tasarım canım. Bayağı abartılı. Sizden yok galiba değil mi? Aynen, benden yok. Yani Bilge bence sadece ekranlara bakıp insanlara özenen, zavallı demeyelim ama küçümsemek istemiyorum zaten, daha da küçüldü zaten önümüzde. Normal sıradan bir insan bence. Doğru söylüyorsunuz, sizden yok. Biz eğer sizin demenize göre söylüyorum. Biz klasik hanımefendilerdensiniz. Ama ne yapalım, başımıza bir şey mi farklı takıp gelelim? Farklı giyinmek sizi bizi farklı mı kılıyor? Bizi farklı etmesi gereken konuşma tarzı, yaşam tarzı. Mesela bana sizin gibi, sizin gibi agresif olup her şeyi yanlışlıkla bir şeyler söyleyin. Çok merak ediyorum. Sizin benim gibi. Yaşam tarzımı nereden biliyorsunuz? Yani. Siz anlattınız ya dün. Tamam, ben anlattığım kadarıyla beni nasıl yargılarsınız? Yargılamadım sizi. Hayır, yaptınız. Benim yaşam tarzımın normal veya standart yani, olduğunu bakın bir şey diyeceğim hanımlar öncelikle. Hanımlar beyler. Ben çok... Hayır, erkek sen evlenmediğin için size karı boşamak kolaydır. Bir saniye. Ya. Kadınların sizi savunması çok üzdü beni. Bir kere eşi ona hakaret etmiş. Eşim bana hakaret etmedi. Bilge Hanım, dünden beri bana aynı bakın. Savunmadık. Ya bir dakika, savundunuz. Konu benim. Bir dakika, konu benim Esra Hanım, Remzi Hanım. Buyurun. Şudur, eşim bana hakaret etmedi. Dün de bunu özellikle bakın 3 kere dile getirdim. Bu 4. ve son olsun. Ben zaten hakaret edildiğimi algılasaydım bu programda o konuşmayı hiç yapmazdım. Bu bir. İkincisi ve dedim ki eşimin bana dediği benim aklımı başıma getirdi. Eğer bana öyle bir bakın cümle kullanma şekli yanlış olabilir. Ben onu hakaret olarak adlandırmadım. Böyle bir eğer şey... sizin gibi abartıp hakaret olarak adlandırsaydım az önce beyefendiye dediniz ya bekara karı boşaması kolaydı. Evet, çünkü yaşamamış bana yaşamamış da çok bir kolay insan. Gelirdi. Bir çocuğumu ezer boşanır giderdim. Ama benim bir çocuğum var. Özel bir durumu var. Ben çocuğumu annesiz babasız bir cümle duydum diye boşayıp da çocuğumu ayrı ayrı yaşatmam. Bilge Hanım normal hayatta asla arkadaş olamayacağım biri. Çünkü kendini çok beğenmiş. Aslında şey özgüvenle egoistliği ayırt edemeyen biri. Peki siz benim hayatımı... Yaşam tarzınız klasik bir... Neden yaşam giyin tarzınız? Ben bir şey sorabilir miyim? Yani bir dakika, böyle neden giyinmek benim yaşam tarzımız klasik mi oluyor? Çok Bilge Hanım benim hayır. Yaşam tarzım neden basit ya da şey standart? Basit tamam her neyse sıradan. Ay, çılgın bir yaşamı yok diye mi yani? Yok canım normal işte. Evet evden okula. Normal değil mi bu aslında? Ama bu sıradan değil, bu Türk halkı değil. Bütün dünyada
çoluklu çocuklu insanların standart bir hayatı vardır. Peki, sabah kalkar, çocuklarını okula götürür. Ben bir söz alabilir miyim? Allah'ın yani farkında. Benim eşimin bana dediği cümleye taktı hanımefendi. Onun açıklamasını yaptı. Bilgi Hanım'a soralım evet. mı? Nasıl bir kapı yani, istiyorsunuz ya? Arkadaşlara sıradan hayat yaşıyorsunuz dediniz ya. Senin o çılgın hayatın ne var? Mesela benim annem sıradan yaşıyor. Bu basitlik değil ki. Basit, sıradan. Yok basit demiyoruz da. Sabah kalkar. Sizin hayatınız nasıl? Onu anlatın. Evet. Şarkı siz söylemek, solistlik yapmak dışında hayatınızın sıradan olmayan kısmı nasıl? Mesela ben peki. gece sahneden sonra sen yapmazsın bunu eminim. Havuza girmek normalde yasaktır. Sahne kostümünü atladım. Sen kesinlikle yapamazsın bunu. Yaptığı işle özel olduğunu düşünüyor ya da sıradan olduğunu farklı bir şeye bağlıyor. Havuza atlaması gibi kıyafetle. Sıradan olduğunu böyle düşünüyor. Bence sıradan, kendisi de sıradan biri. Özel birisi değil. Mesela, kesinlikle. Gördün mü? Gördün mü? Benimle yaşadın. Otelde. Benimle yaşadın mı? Giyimle havuza atlamanın evet. ne alakası var? Nasıl bir... Nasıl bir mantıkla yaşıyorsunuz? İnanamıyorum ya. Nasıl bir düşünceyle yaşıyorsunuz? Kadın çılgın bir kadın. Bilgi Hanım'ın insanları kıyafetine göre... Peki o zaman yaşam tarzlarında... Davut Bey, hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Söyle bakalım. Şimdi Ali dedi ya ben solist kostümüne işte havuza atladım. Ben de düğünden sonra takım elbisemle havuza atladım. Evlendin mi sen? Siz bana deseniz ki... Canım başka birinin düğününe gitmiş sen tamam, de. Pardon. Hani diyor ya benim özel bir... Hani sanırsın sanki New York, Japonya, Kore, yani İtalya, İngiltere'ye gelmiş. Kıyafetle havuza yani atlamak ne kadar ne uç bir şeydir. Ben de gecenin bir yarısı kıyafetle denize girdim. Gecenin üçünde. Gördünüz mü? Söyleyeyim, benim yaptığım en büyük çılgınlık ne biliyor musunuz? Siz çılgınsınız ya. Benim yaptığım en büyük çılgınlık da o lafı duyduktan sonra boşanmamak. Ben mesela o zaman sıradan biri değilim. Özel olduğunu zanneden sıradan birisi bence Bilgi Hanım'da. Bilgi Hanım aslında bir de çelişkili konuşuyor. Yanlış bence anlamayın siz beni. Bu benim bu, bak arkadaşlarıma sormuyorum. Sadece ben kendi derdimi. Ben biraz sanki yalan söylediğinizi düşünüyorum. Hayatınızdan bahsetmiyorum. Yok Şanlıurfa'nın yarısı bizim falan filan. Tanıdık. Şanlıurfa'nın yarısı sizin kredimiz var diyorum abilerimin benim değil. Ben Urfa'dan. Şanlıurfa yarısı bizim dediniz. Benden haberi bile yok. Bizim dediniz altımda 350 personel var dediniz. Hastanede yok. Şeftim Mersin'de. Mersin'de yaşıyordum beyefendi. 350 kişi mümkün değil bu arada kesinlikle. Çıkışta da araştıracağım bu arada. Tabii ki. Gerçekten çok teşekkür geldi bana. Kusura bakmayın ben inanmıyorum. Yok itme sakın. Çok dengesizsin biliyor musun? Ben öyleyim. Ben buyum. Ben gerçekçiyim. Ben dobrayım. Şey siz çelişkili konuşuyorsunuz. Siz ben burada biz kahve zaten. İçelim mi? Evet. Hadi sen bize bir kahve yap. Kahvelerimiz nasıl? Nasıl? Bey biliyorum. Oturarak söyle. Çok uzunmuşsun. Yüksek kaldın. Ayakkabı da ne? Şekerli içelim. Kahveleriniz olsun. Evet kahveleriniz olsun. Şekerli. Şekerli. Orta. Şekerli. Sağdan da zehir koymayın lütfen. Yok canım yani. Puan verecek. Dur da hemen öldürmez seni. Daha şimdi mecburen size hizmet etmek Bilgi Hanım her şeyi, her bakışı yanlış anlıyor ve kendisine yorumluyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim gerçekten size. Bilgi Hanım'ın söylediklerini sadece ben mi yani doğruları söyleyeyim yoksa anlattığı şeyde çelişki yok mu sizce? Hani bir yalan siz da biliyor yalan mu? Siz yalan söylediğini mi düşünüyorsunuz? Efendim? Siz yalan söylediğini mi düşünüyorsunuz? Evet, hayatın değil. Hayatından bahsetmiyorum. Olabilir. Bu iş personel bilmem. Aynen, o personel yok. Şanlıurfa'nın yarısı bende yok. O yok bu. Şanlıurfa'nın yarısı bende olsa dünyanın en büyük aşiretiyim vallahi ben. Yani orada Şanlıurfa'nın yarısı abilerinin ben inanmıyorum. Kredisi olduğunu söylüyor. Tamam ha abisi aynı oluyor zaten. Evet Davut Bey'in yani başkası dikkatini çekti mi bu söylenenler? Ben Bilgi Hanım'ın anlattığı olayların yalan olduğunu değil ama daha çok abartarak anlattığını düşünüyorum. Ama yine söyleyeyim. Peki inandın mı mesela 350 personelin başında olduğuna, asla. Güvenlik okulu açtığına? Asla. Davut Bey bu kısma inanmıyor galiba. Aynen inanmıyorum asla. Ben onunla ilgili... Çok yorum yapmak istemiyorsun. Esra Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Abarttığını düşünüyorum ben. Yani ben de... O şey niye kısmını abartıyor olduğunu düşünüyorum. Hani hayır bir şey diyeceğim. Niye bizim... korkuyor musunuz Bilgi Hanım'da? Niye korkalım? Hayır ben size demiyorum. Siz konuşuyorsunuz. Şimdi Yıldız biraz bana yakın en azından söyleyebiliyor. Bana yakın diğerleri hayır. Esra hele hiç hiç. Hanımefendi Davut Bey size inanmıyormuş. Davut'un bana inanmaması çok umurumda değil. Çünkü ben milyonlara hitap ediyorum şu anda. Herkes de beni çok iyi tanıyan çok iyi tanır ahlakımı, kişiliğimi. Ne kadar dürüst, dobra olduğumu bilir. Ben hem kişiliğimle hem sesimle hem hamaratlığımla ön plana çıkacağım. Görecek. Davut Bey ben konuşuyordum zaten. Tamam. Sonra size tekrar söz verdiğim için sustum. Ha şu an için. Hayır ben yine aynı şeyi söylüyorum. Ben abarttığını düşünüyorum Bilgi Hanım'ın. Tamam. Ama yine de bu yaşadığı hayat, bu konuşmalar bize laf söyleme hakkını, ne bileyim hakaret etme hakkını ona vermiyor zaten. Hakaret etmedim zaten. Bana göre onlar sıradan. Ben sıra dışıyım.
Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Yoksa hayatı kendini gel. Beni ilgilendirmez zaten. Naciye Hanım da içten gülüyor. Hep içinden gülüyor. İçinden konuşuyor. Biraz bağır, çağır. Ama Bilge de kalkıyor söylüyor valla. Pat pat hepsinden söylüyor valla. Helal olsun. Allah şükür. Evet. Buyurun. Peki. Bir tepsi verecek. Sehpa verecek misin? Aa evet. Ben tutayım istersen. Bir şey söyleyeyim mi? Hangi bahane acaba? Ben hiç kahve tutmadım. Sesini sinirden unutmuşum. Çok olmaz. Hizmet etmezseniz ama yemek yarışmasına katılmışsınız. Nasıl oluyor Bilge Hanım? Yemek konusunda hizmet ederim canım. Bilge Hanım'ın kahve sunumu çok kötüydü. Servisi çok kötüydü. Kahveyi fibar suyu aldık. Kahve orada kaldı. Alt tabağını aldık. Kahve yine tepside kaldı. Sehpa koymadı. Yani kahve sunumu çok kötüydü ve burada hiçbir zaman kimseye kahve yapmadığını söyledi. Servisini görünce hiç daha çok zaten çok güvenim yoktu. Konuşuyor sadece. Yani dünkü oldu. Yaptığı yemek yorumlarında da hep ben sadece bilmeden eleştiri kısmında biraz için. Şüpheliyim. Eleştiri kaldırabilecek mi? Kaldırabilir kimse. Ben de şüpheliyim kendinden. Önce insan hani yüzüne bakar konuşurken ya da baktığınız zaten o kadar. Sabahtan da konuşuyorsunuz. Sizin yüzünüze bakıyorum. Gözünüz eğilmez konuşurken. Gördü, kendinizi izlediğinizde görüşürüz. Kızdığım zaman öyle yaparım zaten. Kusura bakmayın ben sizin altınızda çalışan da değilim. Sizin ailenizden biri de değilim. Ben size öyle bir izlenim bırakmadım ki. Bana hayır kızdığımda tavrınız değişik olmayabilir. Ben nasıl size tavrımı... Allah nasıl bilenmiş ya nasıl bilenmedim. Rahat etmiyordu ben nasıl tavrımı ve üslubumu bozmuyorsam konuşurken. Ben de bozmuyorum. Bozuyorsunuz. Kaşınızı gözünüze yiyorsunuz. Kaşınızı gözünüze yiyorsunuz konuşurken. Bilge Hanım bugün sofrada bakışlarımdan çekinsin. Çünkü inanılmaz bakışlar bakacağım ona ve onu çıldırtacağım. Ve kendinize diyorsunuz ki evet ben sinirlendiğimde böyle bir yapıya sahibim. Aynen çabuk. Ama bunu bize yapamazsınız. Böyle mimiklerin hemen değişiyor mu sinirlenince? Değişiyor tabii ki ya görürsünüz. En başından söylediğim gibi yıldız bu kalemim olmaya devam edecek. Bugün bu kalemim yarın başka bir figüre değişebilir yıldız. Kameralara alışık bir insansınız. Burada kendinizi katmayın. Ben kamera çekişkin değil. Hala kasıyorsunuz. Hala kasıyorsunuz kendinizi. Niye kasayım canım? Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Ben sinirlenince. Rahatsınız değil mi? Bir sıkıntı yok. Rahat. O zaman menünüzü sayar mısınız? Dinleyelim artık biz o menümüzü. Evet. Menüm... O kadar gıcıksınız ki itiraf edeyim. Çok ama gerçekten yanlış konuşuyorsunuz ki. Susun ya. Ha, çorba, çorbanız, çorbadan başlıyorsunuz. Dengesizleşme, niye şov yapayım? Be, çok dürüstüm ben. Sakin. Çorba. Böyle şeyler söylemeyin lütfen. Evet, dengesiz ayıp değil. Şaka anlayışını, gerçekten ben anlamadım. Hayır, aslında ben Bilge Hanım'a bilenmemiştim. Ama bu girdiğimizdeki söylemlerini duyduktan sonra açıkçası canım sıkıldı. Gıcıksınız, dengesizsiniz, kesin. Susun. Şaka yaptım, şaka yaptım. Buyurun sayın siz menünüzü. Domates çorbası yapacağım. Sütlü domates çorbası yapacağım başlangıç olarak. Ara öğün kuru dolma. Kuru cacık eşliğinde. Ana yemeğim Şanlıurfa usulü boranı yapacağım. Tatlı da peynir tatlısı yapacağım. Salata? Salata yapmayacağım. Çünkü ana yemeğin yanında, boranın yanında salata yapmak gerek yok. Hiçbir şey olmayacak mı? Olmaz. Gerçekten Bilge Hanım menüsünü görünce ben şok oldum. Her adından bir meze olabilirdi mesela. Rahat yapmadan bari ekstradan bir meze yapabilirdim mesela. Ben hiç beğenmedim ciddi söylüyorum. Peki ayaklarınıza sağlık. Siz de çıkın bir temiz hava alın. Biraz kendinize gelin teşekkür efendim. Ederim. Sabah sabah şoka uğradınız. Masada evet. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bizi temiz hava kesmez. Ya Bilge Hanım ömründe herhalde hiç misafir ağırlamamış. Ya da ağırladığı misafirler kendisi gibi egoist ki dediklerini kaldırabilen cinsten. Ama bir misafire siz gıcıksınız denmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.